Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur ama kendi isteğimle bunu ortaya koyuyorum ve bunu tekrar ele alma yetkim var. Kendimi ölüme terk edeceğim ve dirilteceğim anlamına geliyor. Mesih iki kez Matta'nın müjdesinde ve bir kez Luka'nın müjdesinde ama Yuhanna'nın müjdesinde üç kez öldürmeye çalıştı. Daha önce sevilmediğinizi ve istenmeyen olduğunuzu hissettiğinizde sizden bir şey almak için değil de size vermek için cennetten özellikle sizin için gelen birinin olduğunu deneyimlemediniz mi? Sevgili izleyicilerimiz, size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Çalışmamızda Yuhanna'nın müjdesine bölüm 10, 7 ile 26 arasına ulaştık. Başlangıçta bizi varlığıyla onurlandıran stüdyodaki konuğumuz Yusuf Kardeş'e hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayat Kardeş. Onur duyduk. Rab sizi kutsasın. Ayrıca stüdyoda bulunan konuklarımız, sizler de hoş geldiniz. Yedinci ayetten başlayarak Okumaya devam edeceğiz. Lütfen. 10. bölüm 7'den 21'e kadar olan ayetler. Bunun için İsa yine size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ya da hayduttu. Ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağaldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu. Birçoğu onu cin çarpmış, delidir. Niçin onu dinliyorsunuz diyordu. Başkaları ise bunlar cin çarpmış bir adamın sözleri değil dediler. Cin körlerin gözlerini açabilir mi? Yusuf kardeş okuduklarımızın devamında Rab İsa kendisi hakkında ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Son bölümde bu pasajda üç kez kapı kelimesinin geçtiğini belirtmiştiniz. Bize Onları tekrar hatırlatın ve bu geçitte buradaki koyunların kapısına odaklanın. Yuhanna onun bu pasajında ya da okuyacağınız pasajda üç kapı vardır. Birincisi ahırın kapısıdır. Rab İsa bu kapıdan ahıra girdi. Kutsal ruh olan kapıcı hizmeti onayladığında ona kapıyı açtı. Kendisi hakkında söylenen tüm kehanetleri yerine getiren kişi olarak Evet. Tamam ama devam etmeden önce konuyu biraz daha netleştirelim. Evet. Ahır kapısının anlamı nedir? Demek istediğim örneğin Mesih hakkında konuşan eski ayet peygamberliklerini mi kastediyor? Evet. Veya Kesinlikle. ahırın kapısı nedir? Yani ahırın kapısı Mesih'in şahsında Mesih hakkındaki tüm kehanetlerin gerçekleştiği Kesinlikle. anlamına gelir. Bu kimsenin gelip ben İsa'yım diyemeyeceği anlamına gelir. Kapıdan değil başka bir yerden çıkacak olan Doğru. hırsız ve hayduttur. Neden giriyor? Çoban olmadığı sürece koyunları çalmak için giriyor. Ancak çoban ahır kapısından girecek, bu da Mesih hakkındaki tüm kehanetlerin ona uygulanacağı anlamına geliyor. Ve eğer söyleyebilirsem kapıcı ona resmi bir selam verecek. Ve vaftiz sırasında ruh sanki onu işaret edip işte budur diyormuş gibi ona yerleştiğinde olan buydu. Onu aramak için İsrail'e ihtiyacınız yok. Bu o. Tamam. Peki ikinci kapı? İkinci kapı koyun kapısıdır. İsa ahıra girmedi, içinde kalmak istiyordu. Ama özel koyunlarını dışarı çıkarmak için ahıra girdi. Yani ahırın içinde çok koyun vardı. Bütün Yahudiler koyun. Ama İsa'nın koyunları vardı, kendi koyunları. Fakat geri kalanı onun değil. Bu nedenle kendi koyunlarını adıyla çağırdığını ve onları dışarı çıkardığını söyledi. Bütün dindarlar Yahudiliği terk etti ve Mesih'i takip etti. Tabi onlar için kolay değildi. Bir bedeli var. Bu Yahudilikten çıkmanın bile Mesih aracılığıyla olduğu anlamına gelir. Mesih aracılığıyla koyunların kapısı olan Mesih onlara yetki verdi. Onlar inançsız değiller. Hayır ben inançsız değilim kardeşim. Yıllarca beklediğimiz gerçek çobanı takip ettim. İşte geldi ve onu takip etmeye gittim. Ve üçüncü kapı daha geniş bir kapıdır. Kapı benim.'' İlk iki kapı tarihseldir. Mesih'in şimdi girdiği ahır kapısı kapandı. Yahudilerin çıktığı koyun kapısı da kapandı. Evet. Bu iki kapı Yahudilikle Yahudiliğe, ilgilidir. Bu iki kapı Mesih'in Yahudiliğe peygamberlik yoluyla girişi veya Yahudilerin çıkışı olsun. Mesih aracılığıyla Yahudilik Kesinlikle. dışında. Tamam. Üçüncü kapı kapı benim dediği şeydir. Biri benim aracılığımla girerse herhangi biri bir Yahudi bir Yahudi olmayan kim olursa olsun eğer benim aracılığımla girerse kötü, kibar, kötü ne olursa olsun benim aracılığıma sadakatle girerse kurtulur. Burada bu sözlerle koyun kapısıyla Yahudilikten Mesih aracılığıyla ya da Mesih'e çıkmak hakkında bir benzetme mi buluyoruz? Elçinin İbranilerle konuşurken aradığı ve onlara öyleyse biz de onun uğradığı aşağılanmaya katlanarak ordugahtan dışarıya çıkıp yanına gidelim. Yani son çağrı dediğim Elçi Paulus'un çağrısında görüyorum. Uçakla seyahat edenler bir çağrı ve sonra bir başka çağrı olduğunu bilirler ancak ondan sonra son çağrıyı duyarlar. Bundan sonra başka çağrı yok. Pavlus sanki İbraniler 13'teki son çağrıyı duyuruyormuş gibi bu yüzden dışarı ona gidelim içindekiler yüzünden yıkılacak. Bu nedenle kampın dışına çıkalım. Ona kelimesi kamptan çıkma gücü veriyor. Ne kadar ıssız bir kamp hala değerlidir. Babam, büyük babam ve büyük büyük babam. Tamam. Şimdi Tanrı tarafından reddedildi. Evin ıssız kalacak. Çok geç olmadan çıkın ve dışarı çıkma gücü Onadır. Bu dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir ideolojiye Kesinlikle. veya herhangi bir kültürdeki Doğru. herkese bir çağrıdır. Bu yerden çık ve çok geç olmadan İsa'yı kabul Kesinlikle. et. Tamam. Bu aynı zamanda son çağrıdır. Tamam. Evet, son. Adı yüceltilmeye layık olan Mesih, yüreklerimiz için çok değerli olan büyük bir beyanda bulundu. Ben, evet, iyi çobanım. Evet. ve iyi çobanın koyunları kendine üstün evet. kıldığı bilinmektedir. Evet. İyi çoban koyunlar için Doğru. canını feda eder. Bize bu güzel bildiriden bahsedin. Yani demek ki iki çobanı hatırlıyorum. Gerçek bir çoban ve ahlaklı bir çoban. Gerçek çoban ilk doğanlardan ve koyunlarının yağlarından Rab'be bir teklifte bulunan İncil'deki ilk çoban olan Habil'dir ve Rab ondan memnun olmuştur. Habil mutluydu ve her zaman en iyi koyunu aramaya devam etti. Gel sevgilim, sonra onu keser ve sunak üzerinde sunar. İlk doğanlarından sundu ve bir çobanın Rabbe koyun sunması doğal oğlandır. Davut için ahlaki anlamda bir çobandı. Bir keresinde, Rabbe günah işleyen benim. Bu koyunlar cezalandırılmak için neyi yanlış yaptılar? Günah işleyen benim. Böylece çoban günah işlediği için koyunlar cezalandırıldı ama burada Habil'de, Musa'da, Yusuf'ta ya da Davut'ta görmediğiniz bir şey var. Bunu hiçbir insan çobanında bulamazsınız. İyi çobanlar koyunlar için canını feda eder. Ama bizim suçlarımız yüzünden yaralandı, bizim suçlarımız yüzünden ezildi. Bize barış getiren azap onun üzerindeydi ve onun yaralarıyla iyileştik. Bu Mesih'in haçıdır. Tabii ki bu haç. Mesih çarmıhta öldüğünde yenilgiye uğratıldığı için değil bazıları Mesih'in kötü Yahudiler tarafından mağlup edildiğini düşünüyor. Bu yüzden Rabbimize yardım etmek ve Mesih'e yardım etmek istiyorlar. Yani çarmıha gelen o olmadığını, başkası olduğunu söylüyorlar. Aslında Mesih yerimize ölen kişidir. Onun yerine başkası ölmedi. Kendisine inanan ve kurtuluşunu kabul eden herkesin yerine Mesih ölmeye gelmiştir. Tamam, değerli izleyiciler aradan sonra sorularla döneceğiz. Tabi. Değerli izleyiciler aradan sonra görüşmek üzere. Tekrar birlikteyiz. Konukların sorularını alacağız. Nasılsınız? Kim soracak? Buyurun. E, ayet 8, benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve soygunculardır diyor. Bazıları önceki peygamberleri hırsız ve haydutmuş gibi anlattığını söylüyor. Bazıları ise bu ifadenin daha sonra eklendiğini düşünüyorlar. Bu konuyla ilgili bir cevap duymak istiyoruz. Hırsızlar ve soyguncular derken kimi kastediyor? Tüm peygamberlere hırsız ve haydut demek uygun mu? Bence hayat kardeşi bu ayeti anlamanın anahtarı geldi kelimesidir. Yani kendilerinden geldiler ve Rab tarafından gönderilmedi. Elbette Tanrı'nın kutsal adamları olarak adlandırılan kutsal ruh tarafından taşınırken konuşan şerefli peygamberler var. Bunlar asla Mesih'in kastettikleri olamaz ama kendiliklerinden gelenler ve Mesih tarafından gönderilmeyenler. Yeremya 23'te bunu açıklayan bir ayet vardır. Ayet 21, peygamberleri ben göndermedim. Yine de koştular. Onlarla konuşmadım ama onlar kehanet ettiler. Yaşayanın Tanrı'ya işte ben, beni gönder evet, dediği tamam. hatırlarsınız. Ve Yeremya Rab ona göründü ve onu gönderdi. Ama bunlar Rab geldiler. tarafından gönderilmedi. Kendiliklerinden geldi. Hırsızlar Kesinlikle. ve sorguncular. Tanrı'nın burada kendisine verdiği güzel unvan. Ben iyi çobanım. Rab üç kez... Aynı adla anılmıştır. Çoban, burada iyi çobandır. İbraniler 13'te koyunların büyük çobanı olduğu ve 1. Petrus 5'te evet. baş çoban olduğu söylenirdi. Evet. Bu üç başlığı birbirinden ayırmanızı istiyorum. Bunlar sadece unvanlar mı, işler mi, yoksa roller mi? Evet yani hayır aslında aynı kişi için birbirinden farklı üç unvan. Mesih gökten yeryüzüne gelip çarmıha gittiğinde bu iyi çobandı. İyi kelimesi şefkatli, iyilik yapan, seven ve veren, hayırsever anlamına gelir. Ben iyi çobanım. Vermek istediğimde ne verdim? İyi çoban, koyunlar için canını feda eder. Kendini ortaya koymak maksimum iyiliktir. Daha fazlası verilemez. Yuhanna'nın sevgiden bahsetme konusunda uzmanlaştığı için, müjdede bahsettiği şey işte budur. Gelip çarmıha giden Mesih hakkında. Pavlus ipliği Yahya'dan aldı ve bize Mesih'in koyunların ölümden dirilen büyük çobanı olduğunu söyledi. Öyleyse iyi çoban kendini sunup koyun için ölünce Tanrı o çobanı mezarda bırakmadı ama onu ölümden diritti. Rabbimiz İsa Mesih koyunların büyük çobanıdır. Büyük çobanın anlamı İyi çoban gibi cömert ve açık sözlü değil, tüm dünyadaki sürüsünü tanıyor olmasıdır. Bugün belki bilinmeyen yerlerde ya da ormanlarda Mesih'in takipçileri var. Büyük çobanın gözleri bu sürünün üzerinde ve koyunlarını ve koşullarını bilir. Vahiy iki üçte yedi kez biliyorum diyor. Sıkıntınızı biliyorum, yoksulluğunuzu biliyorum, nerede yaşadığınızı biliyorum, sizinle ilgili her şeyi biliyorum. Ama sanki Petrus ipliği Paulus'tan üçüncü kez seçiyor. Yuhanna çarmıhta gelip ölen kişiden bahsetmiş olsaydı ve Paulus şu anda bizim için Tanrı'nın huzuruna çıkan ve görünen kişiden söz etseydi, Petrus tekrar gelecek kişi olarak ondan bahsediyordu. Bu yüzden ve baş ortaya göründüğünde... Tanrı'nın sürüsünü sadakatle besleyen büyükler, solmayan şan tacını alacaksınız. Geçmişten, bugünden ve gelecekten Şimdiki bahsediyordu. Zamanda, Geçmiş, Mesih Çarmıh'taki koyunlara kendini feda eden iyi bir çobandır. Kesinlikle. Şu anda koyunlarının, yeryüzündeyken kaygılanan koyunlarının büyük çobanıdır. Evet. Gelecek, baş çoban görünecek. Ödül vermek için. Bu yüzden, Bu yüzden adı şef. Çünkü ödüllendirecek olan odur. Yani demek istediğim... Sizin ve benim hizmetlerimizi kim değerlendirecek? Belki benim görüşüme göre hizmetim mükemmeldir ama belki de çoban şef çoban bunu farklı görüyor. Her zaman Tanrı'nın sözünün zengin olduğunu biliyoruz. Ve bu Tanrı'nın sözünün büyüklüğüdür. 23. mezmur olan çoban mezmuru denen bir mezmur olduğunu biliyorum. Geçmişten, bugünden ve gelecekten bahseden mezmurlar arasında herhangi bir ilişki görebilir miyiz acaba? Mezmurlar 22, 23 ve 24'ü e bahsettiğiniz uygulama açısından harikadır. Mezmur 22, çobanın Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye bağırmasıyla başlıyor. Bunu kimin ve nerede söylediğini biliyoruz. İsa bunu çarmıhtayken söyledi. Kendini koyunlara sunan iyi çobandır. Ama bu mezmur çarmıhtaki mesihle bitmiyor ama dirilen mesihle. Kardeşlerime ismini söyleyeceğim. Cemaatin ortasında seni öveceğim yani Mesih ölümden dirildi. Sonraki mezmur ölümden dirilen o ne yapıyor? Bizimle ilgileniyor. O her bir kuzuya bakıyor. Bu yüzden Davut, Rab benim çobanımdır diyor. Rab bizim çobanımızdır diyebilirdi. Bu doğru. Rab koyunların çobandır. Evet ama Rab benim çobanımdır. Benimle ilgilendiği ve gözleri benim üzerimde olduğu anlamına gelir. Ama Mezmur 24'te bize gelecek olan Zafer Kralı hakkında bilgi veriyor. Bu bize görkem başını, solmayan zafer tacını verecek olan baş çobanı hatırlatıyor. Tanrı'nın sözü zengindir. Çok zengin. Harika. Ve tatlı, bal peteğinden damlayanlardan daha tatlıdır. Tamam. Tamamen bu ahırın dışında kalan başka bir kategoriye atıfta bulunarak ve benim bu ağaldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Böylece bir sürü bir çoban olacak. Söyleyin bize İnciller'de bu nasıl yerine getirildi? Mesih'in yaşamı sırasında veya ölümünden sonra dirilişi ve yükselişi. Rab bu ahırdan olmayan başka koyunları getirmeye başladı mı? Şimdi Tanrı'nın sözünün zenginliğinden ve büyüklüğünden bahsettiğiniz için bu ahırdan olmayan diğer koyunlar hakkında ne zaman konuştu? Ee, bölümün başında değil. Koyun için kendini sunacak olan iyi çoban hakkında konuştuktan sonra bu haç hakkında Konuştuktan sonra demektir. Bu son derece uygulanabilir çünkü çarmıha gerilmeden önce Mesih Yahudilerle sınırlıydı. Ben gönderildim ama İsrail evinin kayıp koyunu için ancak dirilişten sonra takipçilerine ve havarilerine şöyle dedi. Gidin ve bütün ulusları öğrenciler yapın. Tüm dünyaya gidin ve müjdeyle tüm yaratılış için vaaz verin. Bu nedenle özellikle dirilişten sonra Rab insanları tüm dünyaya gönderdi. Bugün her kabile değil. İnsan ve milletten kurtarılmakta olan insanlar var. Elbette İsa'nın zamanında Samiriye'li kadın ve Kenanlı kadın gibi bazı göstergeler vardı. Ama bunlar bireysel vakalardı. İstisna olan şey onun ölümünden dirilişinden ve kutsal ruhun gelişinden sonra kural haline geldi. Onları da getirmeliyim. Bir evet, kez daha ahır evet, olmayacaklar. Evet. Tamam. Geri dönüp evet. Hristiyanlığı ahır yapmak isteyenlere ne dersiniz peki? Bu irtidattır. Ben bunu sapkınlık ve de geri çekilme diyorum. Aslında bu girişimler elçilerin zamanında, elçilerin kendilerinin de bize ilahi cevabı verilmesi için erken başladı. Bugün hiçbir mazeret olmadığı anlamına gelir bu çünkü kötülük yeni ayetin mektuplarında mevcuttur ve bunun cevabı yeni ayetin mektuplarında vardır. Bu yüzden beni yanıltanları takip etmek için hiçbir bahanem yok. Yanlış yönlendirme var ve buna cevap var. Gereken tek şey Tanrı'nın sözüne İncile dönmektir. Tanrı'nın sözüne dönersek bazı Hristiyan çevrelerde bulduğumuz bu zehrin pan zehirini bilip bulacağız. Tamam, bir ara verip aradan sonra soruları yanıtlayacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler geri döndük. Konukların sorularını alalım. Hoş geldiniz. Kim soracak? Buyurun. Rab İsa 10. bölüm 17. ayette dedi. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Bu ayet açıklar mısınız? Evet Yusuf kardeş, bir şekilde açıklanması gerek. Ee, Yuhanna'nın müjdesinde Mesih'e karşı düşmanlık başka herhangi bir müjdede görünenden çok daha fazlasıydı. Yani demek istediğim, Mesih'i öldürmeye çalıştıklarını bildiğimiz gibi Matta'nın müjdesinde iki kez ve Luka'nın müjdesinde bir kez. Ama... Yuhanna'nın müjdesinde üç kez bununla birlikte Yuhanna'nın müjdesi bu sözlerden bahseden tek şeydi. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Çünkü o Tanrı'nın oğlu olarak konuşuyor. Kimse canını ondan alamaz. Bu yüzden 17. ayette şöyle diyor. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Bu bir şekilde kendimi Koyunlara atıyorum ve iyi çoban koyunlar için canını feda eder. Burada sadece koyunları sevmekle kalmıyorum. Aynı zamanda Tanrı'yı da seviyorum. Bu nedenle baba beni seviyor çünkü hayatımı bırakıyorum. Mesih babaya, ölüme, haçın ölümüne itaat etmeye gelen bu babanın yüreğine dünyanın kuruluşundan önce sevdiği oğlu sevmesi için yeni bir dürtü ekledi. Bu nedenle baba beni seviyor çünkü kendi isteğimle bırakıyorum ve tekrar alacağım. Onu benden kimse almıyor. Bunu kimse yapamaz ama ben kendi isteğimle ortaya koyuyorum. Yetkim var, hakkım ve gücüm var ve iddiam var. Onlara tanrı olarak sahibim. Bırakma yetkim var ama o ayetin geri kalanını da beğendim. Bırakmama yetkim var demedi.'' planında bu hiç yok. Burada yazıyor, o koyuyor. Evet, bunu bırakmak için aşağı indi. Yani onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkin var. Bu buyruğu babamdan Vermenin aldım. ölmek demek olduğunu söylemiştiniz. Ölmek. Belki de yakılan sunuya bakış açısı budur. Tanrı'ya sunulmuştur. Kesinlikle. Ama geri almak ne anlama geliyor? Diriliş sayesinde. Diriliş sayesinde. Evet. Rab kendi isteğimle bırakıyorum ve kendi isteğimle geri alıyorum dediğinde bu kendimi ölüme teslim edeceğim ve kendimi dirilteceğim anlamında evet. mı? Bu sadece bir adam mı? Asla. Asla. Şöyle diyen biriyle tartışıyordum. Neden kendinizi rahatsız ediyorsunuz? Mesih Tanrı değildir. Çünkü Tanrı beni diriltir dedi. Ona dedim ki kendini ayağa kaldırdığını söyleyen bir ayetten alıntı yaparsam onun Tanrı olduğunu kabul eder misin? Ona dedim ki bir değil iki ayetten alıntı yapacağım. İlki Yuhanna 2'de bu tapınağı yıkın ve üç gün içinde onu yeniden kuracağım. İkincisi Yuhanna 10'da 19. ayet. Onu bırakma yetkin var ve onu tekrar almaya yetkin var. Bu da ayet 18. Tanrı evet. olduğu için. O tanrıdır elbette. Tabii. Çarmıh'ı terk etmesine ve onun yerine başka birinin çarmıhta evet. ölmesine imkan yok. Asla. Asla. Ölmeye geldi. Ben kendim koyarım ama onu sadece bırakmayacağım. Ölümden diriliş yoluyla geri alacağım. Ölümden dirildi. Evet. Boş mezar gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz? İsa'nın boş mezarı. Onu gördüm ve mutluydum. Gördünüz mü? O mezarın üzerindeki tabeladan çok memnun kaldım. Söylediği gibi yükseldiği için burada değil, yükselmesinden ve mezarın boş olmasından çok etkilendim. Söylediği gibi yükselmesinden etkilendim ve bu söylediği her şeyin gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir. Yani tekrar geleceğini söylerse eminim yine gelecektir. Tanrı'ya şükürler. 22. ayet O sırada Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak "Bizi daha ne kadar zaman kuşku da bırakacaksın?" dediler. "Eğer Mesih sen bize açıkça söyle." İsa onlara şu karşılığı verdi: "Size söyledim ama iman etmiyorsunuz." Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Bir ayet üzerine yorum yapacağım ama şu konudaki yorumunuza ihtiyacım var. O sırada Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyor. Mevsim kıştı. Anma bayramının anlamı nedir? Bu ismi daha önce Levillilerdeki Rabbin bayramları listesinde duymamıştık. Şimdi hayır, bu Tanrı'nın buyurduğu yedi bayrama dahil değildir. Ancak bu bir ayin bayramıydı. Antiochus Epifanes tapınağı kirlettikten sonra Yahuda Makkabi geldi ve tapınağı yeniledi. Ve de anma bayramı denen bir bayram yaptılar. Aralık ayının ikinci yarısında yapıldı bu bayram. Onu kutluyorlardı ve bu mesihin yalnızca birkaç ayı olduğu anlamına geliyordu. Yaklaşık üç ay sonra çarmıha gelecek. Bu, bunun mesihin çarmığından önceki son günlerde olduğu anlamına gelir. Ulusun güneşi batıyordu, farkında değildiler. Okuduğumuz güzel ayet. Yahudiler onun etrafında toplandı ve ona bizi daha ne kadar endişeli tutacaksınız. Eğer Mesih'seniz bize açıkça söyleyin. Onlara söylemedi mi? Onlara kaç kez söyledi. Ve felaket şu ki onlara söylediğinde onu taşlamak için taş topladılar. Az önce 8. bölümde söyledi. Uzağa gitmedik. Çünkü 8'i hemen doğuştan görme engelli olayı takip ediyor. Ve... Konuşma burada sürekli. Yani onlara bundan kısa bir süre önce ben İbrahim'in önündeyim demişti. Böylece onu taşlamak için taş topladılar. Kaç kez söyledi. Ama ne yazık ki canlı insanlarla konuşuyorsanız duyulurdu ama ölü insanlarla konuşuyorsun. Son sorum. Tanrı dünyayla açıkça konuşmadı mı? Tanrı mesih ve kurtarıcı hakkında açıkça konuşmadı mı? Tanrı defalarca konuştu ve hala konuşuyor. Öyle ki mesih imanını reddeden kişi onu kasıtlı ve bilinçli olarak reddediyor demektir. Ve onun kara kutusu da bunu son gün gösterecek. Teşekkürler Yusuf kardeş. Rab sizi kutsasın. Bölümü incelemek için konuklarımıza dönüyoruz. Tabii. Bence bugünün bölümü kolay. İçinde karmaşık hiçbir şey yok. Yoksa sorunlar var mıydı? Tamam. Bir sorun var. Rab neden ondan önce gelenlerin hırsız ve haydut olduğunu söylüyor? Bence anahtar ayetin kendisinde yatıyor. Gönderildiler değil geldiler dedi. Ve bu Yeremya 23'e 21'den peygamberleri ben göndermedim. Yine de kaçtılar. Onlarla konuşmadım ama onlar kehanet ettiler. Kendilerinden geldiler. Tanrı onları göndermedi. Peygamberler hakkında konuşmuyordu. Çünkü peygamberler kutsal ruh tarafından yönlendirilmişti. Kesinlikle. Rabbin bir çoban olduğunu biliyorduk. Üç unvanı var. Burada adı iyi çobandır. Bir de koyunların büyük çobanı var. Ve ayrıca baş çoban. Biri bize ne hakkında konuştuklarını söyleyebilir mi? Birincisi, Yuhanna iyi çoban hakkında konuşurken İyi çobanın özelliklerinden biri de koyunlara kendini adadığını söylüyor. İsa'nın kurtuluş yoluyla yaptığı buydu. Koyun için kendini koydu. Bundan sonra Pavlus gelir. Bize ilk önce Mesih'in sadece koyunlara feda olmadığını, aynı zamanda ölümden dirildiğini söyler. Böylece bize zafer verdi. Sonunda Petrus bize Mesih'in sadece çarmıha gerilip zafer kazanmadığını, kendisini takip eden ve ...yarışı tamamlayan herkese ödül vermek için tekrar geleceğini söylüyor. Hepinize teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Tekrar buluşacağız. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Rica Tanrı sizi korusun. Bir sonraki bölümde aynı bölümle devam edeceğiz. Tabii. 10. bölümde çok değerli olan sözler var. Evet. Tanrı sizi korusun. Sizde. Bugünkü bölümün sorusu şöyle. Mesih'in tanrılığını kimse onu benden almıyor. Ama ben kendi isteğimle ortaya koyuyorum vazgeçme yetkim var ve geri alma yetkim var. Mesih'in tanrılığını kimse onu benden almıyor ama ben bunu kendi isteğimle koyuyorum. Onu bırakma yetkim var ve yeniden üstlenme yetkim var. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. Pek çok insan dünyadaki inananların kimsesi olmadığını düşünüyor. Evet. Bu nedenle onlara haksızlık etmek kolaydır. Kolayca Evet, kolayca ezilebilirler. Neden bana zulmediyorsun dedi. Vendire'ye karşı tepmekle kendine zarar veriyor. Mülkiyet zamirinden bahsedin koyunum. Bu inananların sahibi kimdir? Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğim de yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur